Arkadaşlar merhabalar. 3 4 5 All Star projesinin ne olduğunu size daha önceki videoda anlatmıştım detaylı bir şekilde. Eğer ilk defa bu videoyu görüyorsanız 3 4 5 All Star, Star nedir merak ediyorsanız o videoyu sabit yorumdan görebilirsiniz. Bugün ben size ekleyeceğim bir videodan bahsedeceğim. 3 4 5 All Star'da arkadaşlar farklı anlatım tarzlarının olduğunu söylemiştim. Normal tabii klasik konu anlatım var. Hatta buna dair bir konu anlatımında neler yapıyoruz, nasıl anlatıyoruz? İçerik nasıl? E, nerelerde neleri anlatıyoruz? Buna dair 4,5 saat polinom konu anlatımının tamamını sizinle paylaşmıştım. Eğer onu görmediyseniz sabit yorumu onda bırakayım. Şimdi de geometride arkadaşlar derece ısındırma sorularını paylaşacağım. Bu benim yaptığım çalışmalardan bir tanesi. Orada e, AYT matematik anlatıyorum. Geometri konu anlatımı yapıyorum. Bir de Geometriden de derece ısındırma ve derece sorularını çözeceğim. Derece ısındırma nedir? Konularda iyi gidiyorum hocam anlıyorum. Soruları çözebiliyorum. Soru bankasından da güzel gidiyorum. Hedefim de yüksek. Hani direkt bodoslama derece sorularına girmeyeyim ama başlangıçta bir ısınayım. Hem motive olayım hem yavaş yavaş da oraya hazırlanayım dediğiniz soru tipleri. Zorlayıcı aşırı derecede zorlayıcı değil ama kaliteli güzel orijinal sorular. Dolayısıyla bunlarla üçgenlerde başlayıp devam ettik. Platformda göreceksiniz. Sonrasında Özel dörtgenlerden itibaren gerçekten orijinal kaliteli, biraz da zorlayıcı dereceye yönelik sorular olduğunu göreceksiniz. Bu anlatımlarda ortalama her konu için 10-12 soru oluyor, bazen 13 olduğu da oluyor ama yaklaşık 12-13 soru arkadaşlar çözüyoruz ve konulu anlatımları, ödev testleri ve soru bankalarını çözdükten sonra bunlara geçebilirsiniz. Şimdi ben onlardan bir örneğini özel üçgenleri size sunacağım. Derece ısındırma testinde dik üçgen ve özel üçgenler yapacağız. Hadi gel sorularımıza başlayalım. Sorumuzda kare ve dik üçgen verilmiş. Bunların bir tanesi dik üçgen farklı bir konumla yerleştiriliyor ikincisinde. Ne demişti soru bize? Hemen hatırlayalım. Burada ikinci durumda tam ortasına denk geliyor hipotenüsün. Lütfen dikkat et. Doğal olarak burada o zaman şöyle bir eşitliğimiz var. Dik üçgen olduğunu unutmayacağız. Dik üçgen olduğu için ne geldi? Muhteşem üçlü geldi. Muhteşem üçlü geldikten sonra artık karenin bir kenarının hipotenüsün yarısı olduğunu görüyorum. A, A, A yazdığım zaman. Artık bakalım hipotenüs burada 2A. Karenin bir kenarı A. Doğal olarak tabii ki diğer kenarı da A. 11 A oldu. Tek bilinmeyenle gördüğün gibi artık olayı halledebiliriz. 2A var, 11 eksi A var, A artı 3 var. Pisagor yapmadan evvel bir özel üçgen deneyeyim. 3-4-5 üçgeni 6-8-10. 3-4-5 zaten olmaz. 6-8-10 denersek. Hemen A'ya 5 verdiğim zaman 10. Sonra buraya 5 verdim 8 oldu. 11 eksi 5'ten 6 oldu. Evet demek ki dik üçgenin hipotenüsü 2A 10'muş. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Sorumuzda BAC açısı 135 derece verilmiş. O söylenmiş gösterilmemiş hemen gösterelim. E doğal olarak burada rahatladığı işimiz 135-15 her şey verilmiş aslında. 30 derece kaldı. 30 derece. 2 iç bir dıştan tabii ki ne oldu? A açısı, B, A, D açısı 15 derece oldu. İkiz kenar üçgen çıktı. Bu sayede belki bunu görmemişsindir. 6, 6. Sonrasında yine 6. Bundan sonra 135'ten 15'i çıkarınca 120 ya da 30, 30, 120 ne dersen de her türlü 6, 6. 6 kökü geldi. E şıkkı oldu. Sorumuzda üç farklı eşkenar üçgen varmış. Sonra bu eşkenar üçgenlerden iki tanesini döndürüyoruz ve kenarları diğer kırmızı üçgenin kenarıyla çakışacak şekilde döndürülmüş. Ve burada bize soruda şunu diyor hatırla. Bu çizgiler kenarlara dik iniyor diye söylüyordu. O zaman 90'ar dereceyi gördüm. Bunun bana direkt şöyle bir katkısı var soru çözümünde. 60 derece 30 derece. 60 derece 30 derece. Yani hocam burada sonuçta ben içeride şöyle bir hamle yaptığım zaman 2A burası A buraya A kök 3 dedim. Tamam bir şey ifade etmiyor diyebilirsin ama asıl mevzu neydi? Burası da 60. Burası da 60, burası da 60. Yani içeridekinin eşkenar üçgen olduğunu görecektin görmediysen. Dolayısıyla artık o 2A'ya A, yı A yı yazdıktan sonra gönül rahatlığıyla eşkenar üçgen çıkınca buralara A kök yerleştiririm. Yine 30'un karşısı buradan A, 60'ın karşısı da e, A kök olduğu için 90'ın karşısı 2A olur. Büyük eşkenar üçgenin bir kenarı 3A çıktı. Küçüğün ki 2A, ortancanın ki küçüğün ki de A geldi. Topladığım zaman 6A eşittir 24. A buradan 4 oldu. Soru benden kesikli doğru parçaların uzunluklarını istiyor. Yani 3A kök 3 çarpı 4 çarpı kök 3'ten 12 kök 3 geldi. E şıkkı oldu sorumuzun doğru cevabı. Bir platform verilmiş sorumuzda iki kenar dik üçgen de iki kenar dik üçgen onu unutmayalım böyle kaydırılıyor daha sonra A üstü noktasına geliyor tepe noktası gelecek şekilde kaydırılıyor başlangıçta A noktasının zemine uzaklığı soruda ne verilmiş 2 kök 3 yani bu çizdiğim kırmızı uzunluk 2 kök 3 tabii ki iki kenar dik üçgen olduğu için 45 derece 45 15 daha Şöyle açımız ne geldi? 60 derece. Bu sayede 60'ın karşısı 2 kökçü olduğu için 30'un karşısı A'nın karşısı 2, 90'ın karşısı 4. Peki ne işimize yarayacak hocam bu? Aynı şekilde kenar 4 olduğu için ben bunu böyle burada yine çekerim. Kenar zaten 4. Tabii ki burada yine 45 derece olduğu için 90, 30, 60 gelecek. Demek ki artık 90'ın karşısı 4 30'un karşısı yine 2. Soru benden ne istiyor? A üstünün zemine uzaklığı bak işte bu uzunluğu istiyor. Yine dikdörtgenden o zaman bu uzunluğa eşit. 2 birimi zaten bulduk. 9 eksi 2'den 7 birim kaldı şu kırmızı kısma. O aynı zamanda A üstünün de burada zemine olan uzaklığıydı. B şıkkı oldu. Sorumuz güzel bir soru. Klasik bir görünümlü ama iyi bir soru. 2 tane özdeş üçgenimiz vardı. 1, 5 şeklinde iki kenara verilmiş. Ve sonrasında bunlar 90 derece olacak şekilde kesişiyor iki kenarları. X nedir diye soruyor. Özdeş nesneler, özdeş üçgenler, özdeş dörtgenler ne olursa olsun bizim için önemli. Çünkü özdeş şekillerin açıları aynıdır. Uzunlukları da aynıdır. Bir bunu biliyoruz. Ne işimize yarayacak? Tabii ki şu işime yarayacak. 5, 5. Soruda önce verilenleri kullanıyorum. X'i en son hallederiz. Çünkü X'i bulmak için işte şu pisagordan soru işaretli kenarı bulmam gerekiyor. Doğal olarak burada açıları gördüm. Eşittir. Bu sayede 90 artı şunlara teta dersem 90 artı teta 2 teta 360 o zaman teta buradan ne geldi bak 135 derece teta 135 olduğuna göre artık siliyorum 135 özel bir açı buraya yazdım buraya da yazdım peki burada ben x'i nasıl bulacağım bu demin söyledim soru işaretli kısmı bularak 135 işime yarar mı evet şimdi soru işaretli kısmı şöyle bir bakalım bir birim var sonra burada 5 birim var sonra burada 135 derecemiz var ne diyeceğiz 135 dışarıdan tamamlarız. Dışarıdan tamamlayınca ne olur? Dik üçgene 45 derece, 45 derece. Konu öğrenirken bile yaptığımız basit bir uygulamayı burada gösteriyorum işte. Haliyle ikizkenar dik üçgen A dersem burası yine A olacak. Ne çıktı bak? Hipotenüsü 5 olan kenarları A artı 1. Demek ki 3, 4, 5 üçgeninden A 3'müş. A 3 o zaman soru işaretli kısım 3 kök 2 geldi. Artık soru işaretli kısım 3 kök 2 gelince Pisagor 18 bir daha 19 demek ki kenarımız kök 19'muş. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Sorumuzda bir anlatım yapılmış ÖSYM gibi. K1, K2, K3, K4 arabaların köşeleri verilmiş ve bize şöyle bir bilgi vermişti. Bölmeler arasındaki mesafe 2 birim. Yani şuraların 2'şer birim olduğunu söylüyor. Sonrasında arabaların uzunluğunun da 3 birim olduğunu söylüyor. Ve bir bilgi daha hatırlatalım. K1-K2 doğru parçasıyla K1-K3 doğru parçasının birbirini dik kestiğini söylüyor. Şöyle bir görüntümüz var. Şimdi ne yapacağız? Bunlar hizalı olduğu için beyaz çizgiler. Şöyle devam ettirirsen özellikle bak dikdörtgen şeklinde verdiği için bu arabaları klasik en e, karşımıza çıktığı zaman ilk yapacağımız yorum olan dikten dikinme öklit mevzusu var burada. Haliyle uzatıyorum. K2-K3'ü birleştiriyorum hizalı olduğu için. Şimdi dikten dikindiği için uzunluklar da aynı 2, 2, 2 olduğu için. 2 çarpı 8, 16. Yükseklik ne geldi buradan? Öklitten dolayı 4. Şimdi arabanın uzunluğu 3 birim olduğu için demek ki boşlukların da uzunluğu neymiş? 1 birimmiş 4 eksi 3'ten. Soru benden artık nereyi istiyor? K1, K4'ü istiyor. Bunları not et. Ben sileceğim çünkü üstünden geçireceğiz. Artık nasıl olsa boşluğu 1 birim bulduk şöyle K1, K4 de bu uzunluk. Ne yapacağız? Pisagor. Zaten her şeyi bitirdiğimiz için şu Pisagor'da işi hallederim. Yapıyorum. Burada şöyle çizdiğim zaman 2, 2, 2, 6. Sonra 1, 3, 1, 3. Demek ki buranın tamamının uzunluğu da 8 geldi. 6, 8, 10'dan doğru cevabımız B şıkkı oldu. Sorumuzda bir dik üçgen ve eşit açılar var. 5, 12, 5, 5 şeklinde. Burada sorunun cevap tahmin ediliyor olabilir ama biz nereden geldiğini görelim tabii ki. Bu çizgili açıların birbirine eşit olması ne katkı sağlar? Dik üçgende uzunluk sorularında bir, bazen böyle yapıyoruz malum, orta taban. Bazen de tabii ki mecbur açıya işimiz düşerse ki bu soruda açı var, muhteşem üçlü yapıyorum. Muhteşem üçlü yaptığım zaman bak burası 5 oldu. Sonrasında ne olacak peki buradan? İki kenar üçgen çizgili açı. Alfa alfa dersem, şöyle teta dersem, buraya da alfa dersem, alfa artı teta bak 90 dereceydi. Bu yüzden... D açısı 90 dereceymiş. Haliyle 5, 12, 13 oldu. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oldu. Bir bilgi verilmiş. Mısır üçgeni diye üçgen, 3, 4, 5 üçgenimiz var. Bunun ispatı da karelerle yapılmış. 9, 16, 25 diye. Burada bak 9 tane kare var. Burada 16 kare var. Burada da 25 kare var. Gerçekten Pisagor. A kare artı B kare eşittir C kare. 3'ün karesi, 4'ün karesi eşittir. 5'in karesi. O zaman burada da şöyle bu kenara A dersem, bu kenara hatta kendi harfleriyle isimlendireyim. Buna B diyeyim, buna A diyeyim. Ne diyeceğiz? Pisagor geriyi. A kare eksi B kare eşittir 144. Karenin içindekiler aslında kaç tane kare olduğunu aynı zamanda o sayının da karesini veriyor bak buradan ilham alırsak. Haliyle A eksi B çarpı A artı B 144. Burada Kareler tabii kare adedi tam sayı olması gerekiyor. Ona lütfen dikkat et. Haliyle ne olabilir? 1. Dersen ki hani bu A'nın en fazla olması için A kenarının en büyük olmasını isteyeceğim. Bunu ne yaparsın? A'yı olabildiğince A artı B'yi olabildiğince büyük yaparız. A eksi B'yi olabildiğince küçük yaparız dersin. Yapalım o zaman. Mesela buraya 144 ver, buraya 1 ver. Bu sayede A çok büyür değil mi? Ama A büyüdüğü zaman A artı B 144, A eksi B 1 olur ama bu sefer ne oldu bak? tabii ki kenar uzunluğu tam sayı olmadığı için karesi de ne olacak? Tam sayı gelmeyecek. O zaman kare adedi de, kare adedi de tam sayı gelmeyecek. Ben o yüzden mecburen ne yapacağım? A artı B'ye 72 diyeceğim. A eksi B'ye 2. Bu sayede A artı B 72. A eksi B 2 olduğu için topluyorum. 2 A ne geldi? 74. 2 A 74 gelince A ne oldu? 37. Artık A 37. Soru benden a'nın en büyük değerini yani buradaki alanın en büyük değerini kare sayısının adedinin en büyük değerini soruyordu. 37'nin karesi de 1369 oldu. E şıkkı geldi. Sorumuz klasik bir soru. 30 15 15 45 verilmiş. 30 15 135 derece var. Yani şöyle dik tabii ki 135 varsa hemen onu tamamlarım. Bir de 6 birim uzunluğu olduğu için 135'i böyle tamamlayacaksın ki 6 bir işe yarasın. Bu sayede 135 değil 45'i kullanalım. 45 45 90 üçgeninden 3 kök 2, 3 kök 2 olsun. Ve şöyle büyük üçgenimizde de 30'un karşısı 3 kök 2 90'ın karşısı 6 kök 2 oldu. Şimdi ne diyeceğiz? 45 15 yine bak böyle indirmeyeceğim tabii ki. X'i kullanmak için 45'i de kullanabilmek adına özel üçgen sonuç özel açı sonuçta. İşte yine klasik böyle yaparım. Hem... 45, 15 daha 60 var. 120, 135, 150'lerde malum dışarıdan dik indiriyoruz. Haliyle burada artık büyük üçgenimiz şöyle kırmızı büyük üçgenimiz 45, 45, 90. Demek ki artık buradan T dersem TD 6. 30, 60, 90 üçgeni sayesinde 60'ın karşısı 6, 30'un karşısı 2 kök 3, 90'ın karşısı da 4 kök 3 oldu. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı geldi. Sorumuzda bir kuşun hareketi en kısa olacak şekilde söylenmiş. En kısa hareket ettiğinde aldığı yolun 5 metre olduğunu söylüyor. Nasıl söyleriz? En kısa yol tabii ki böyle zikzak şeklinde değil de dost doğru gideceğimiz yol. O zaman ne yaparız? B noktasının zemine göre simetriğini alırsam şöyle bir B üssü. Bu sayede bak en nihayetinde bir ikizkenar üçgen çıkacağı için OB desem OB ile OB üssü aynı oluyor. Doğal olarak doğrusal bir hale getirmiş oluyorum. İşte şu uzunluğun en kısa olmasını simetri alarak sağlıyorduk. Burada da simetri yaptık. Bu sayede artık 3, şurayı bilmiyorum soru işareti ve böyle soru işaretli kısmı artık bulabiliriz. Çünkü bu üçgende 5 var hipotenüs, 3 var dik kenar. Doğal olarak aslında neymiş? 4 birimmiş. Soru işaretli kısım 1. Demek ki karşısı da dik dörtgenden 1. O zaman B'nin de zemine uzaklığı 1 bir birimmiş. Bütün mevzu bunu bulmak üzerine kuruluydu. Biri buraya yerleştirince... 3 olduğunu zaten biliyorum. Artık şöyle dik üçgen şeklinde x'i bulmak için, hipotenüsü bulmak için yaparsam 1, yukarı 2 kaldı. Zem, e, duvarlar arasındaki uzaklık zaten 3 birimdi. 4 artı 9'dan kök 13 oldu. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı gelmiş oldu. Sorumuzda bir üçgenimiz var ve... Açıortaylar verilmiş. Şimdi ilk olarak benim şu dikkatimi çeker. Evet sarı dörtgenin çevresini bulacağım ama... ...kenarlarını bulmam lazım. Kenarlarına dair şu an hiçbir bilgi yok. A, B'nin 8 olduğunu biliyorum. F, H'ın da... ...8,5 olduğunu biliyorum. Ne söyleyebilirim? Bir kere hangi konu olursa olsun... ...hangi soru olursa olsun açıortay ...tabana dikindiği zaman ne diyeceksin? kenar üçgen yorumu. Bunlar böyle eşit. Sonra yine E, G ile... ...tabii ki G, C eşit açıortay ...tabana dikinmiş. Şimdi... Burada yine kenar ortayı unutma. Şöyle bir x diyeyim, buraya x diyeyim. Kenar ortayı yine unutma, y, y diyelim. Bu sayede x artı y ne geldi? 8,5. 2x artı 2y ne oldu? 17. Tamam, böyle 17 dedik. Şimdi hemen refleks olarak a kesin orası 8, 15, 17 dediğini duyar gibiyim ama ne yapacağız? Acaba öyle mi? Belki de değildir. Mecburen burada şöyle güzel bir yorum yapacağız. İki kenar üçgen ya, açısından yararlanalım. Alfa d, buraya alfa d. Sonra buraya teta de, buraya teta de. Bak bakalım buraya. Alfa artı teta artı 90, 180, alfa artı teta 90. Büyük üçgenin de açıları alfa artı teta olduğu için iki açısı. Üçüncü açıya mecburen ne kaldı bak 90 derece. İşte bu yüzden 8, 15, 17 imiş. Haliyle buraya 15 yazdım. Sarı dörtgene bunların katkısı olacak? Harflendireceğiz. Şimdi artık ad, buraya ad, 15 eksi A. Sonra B de, B de 8 eksi B. Sarı dörtgenin çevresinde 8 eksi BB. Sonra 15 eksi AA. Topladığımız zaman 8 artı 15 A'lar gitti, B'ler gitti. 23 oldu. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oldu. Sorumuzda bir katlama var. Eşkenar üçgen katlanmış, göstermiş katlamayı da bizden bir kenarın uzunluğunu istiyor kağıdın. Şöyle iki birimde başlangıçta vardı. Tabii ki burada paralel bir şekilde katlama yaptığımız için neye dikkat edeceğiz? Paralellik sayesinde 60 derece. Şöyle 60 derece, 60 derece malum. O zaman ne oluyor? Katlamada açı değişmez 60. Yani aslında burada mevzumuz nedir? Ben katlamayı yaptığım zaman açıların değişmenine dikkat edersem 60, 60. Şöyle 60. Hatta yine 60 derece. Bunu niye söyledim? Gel bak sağ tarafta da gösterelim. Katladık, katladık. Burada 60 derece oldu. Eşkenar üçgen olduğu için de Şöyle mavi ile boyadığım kenarda tabii ki ne? 2. eşkenar üçgen olduğundan dolayı. O zaman ben zaten şu üst tarafında 2 olduğunu biliyorum, bir tek neresi kalır? Soru işaretle bu fosforla gösterdiğim kısım kalır. Bunu nasıl bulacağız? Hemen orada da ayrıca çizerek göstereyim. 60 derece. Burası 2, burası kök 19. Soru işaretli kısım diki indiriyorum. 30'un karşısı buradan ne olacak? 1. 60'ın karşısı kök 3. Kök 19, kök 3. 19 eksi 3'ten Pisagor 16 4 birim geldi. O zaman artık soru işaretli kısmımızı toplamda 4 artı 1'den 5 bulduk. 2 birim zaten vardı. Demek ki bu üçgenin bir kenarı 7 birimmiş. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Sorumuz güzel bir soru. Eşkenar üçgen ve doğru parçalarıyla oluşturulmuş bir ABC üçgeninin çevresini bulacağız. Şimdi şöyle ABC üçgeninde birleştirdiğimiz zaman burası bir eşkenar üçgen olacak. İstersen şöyle yapalım. Burada ABC eşkenar üçgeni olduğu tahmin ediliyor. Önce ben sana bunların hepsinin eşit olduğunu söyleyeyim. Sorumuzu güzelce çözelim. Sonra şunu sorabilirsin. Hocam AB, AC ve BC neden eşit? Bir de onu bana gösterir misiniz dersen sorunun en sonunda bağımsız bir yeri olduğu için sana bunun nedeniyle anlatayım. Şimdi biz önce sorumuzun çözümüne odaklanalım. Benim bulmam gereken ne? AC değil mi? şu A, bulursam veya B, C'yi ya da A, bunların üçü de eşit olduğu için soruyu bitiririm. Nasıl yapacağım? Şimdi burada hemen şöyle 60'tan yararlanarak, 90'dan yararlanarak buraya ne kaldı? Bak mavi açıya 30 derece. Daha sonrasında yine 30, 60, 90. 60'ın karşısı 3 kök 30'un karşısı 3. 90'ın karşısı ne olacak? 6. 5'ten 3 çıktı geriye ne kaldı? 2. Şöyle açımız ne? 120 derece. O zaman burada büyükçe göstereyim. 2 var. 6 artı 5'ten 11 var. Sonra buradaki açımız zaten 60'dan dolayı 120 idi. Ne yaparım? Hemen bir dik üçgeni tamamlarım. 30'un karşısı buradan 1 olur. Daha sonrasında 60'ın karşısı kök 3 olur. Ve Pisagor'dan 12'nin karesi 144, kök karesi 3, 144 artı 3, 147, kök 147'de ne, ne yapacak? 49 çarpı 3'ten 7 kök 3. İşte Burada AC uzunluğunu buldum. AB, AC, BC birbirine eşit olduğu için cevabımız buradan 7 köküç çarpı 3'ten 21 köküç oldu. Şimdi ama bunu neye göre yaptık? Bu kenarların eşit olduğunu tahmin ediyoruz. Öyle görünüyor hocam ama bu doğru olmaz tabii ki sadece böyle yaklaşırsak. En azından çözümün ne olduğunu gör. Peki gerçekten AB, AC ve BC birbirine eşit mi? Şimdi oraya gelelim. Böylece için rahat etsin artık. Eşit görünüyor demeyelim. Hakkında eşit olduğunu bulalım. Bir, ben şöyle bir. AT uzunluğu yapayım. 90 artı 60'tan 150 derece. Şöyle de göstereyim. Bir kenarım 5, bir kenarım 3 kök 3 ve bir kenarım da burada artık buna göre bulacağım. Şurası kaç derece? 150 derece. Kenara bulmakla ilgilenmiyorum. Nasıl olsa onu kosinüs teoreminden veya dik üçgen çizerek bulabiliriz. Sonra gel mavi kenara bakalım. Yine 90 artı 60'tan 150. Sonra yine 3 kök 3 ve yine bak ne oldu? 5 kök 3, 150. Mavi kenar da aynı geldi. Sonrasında bunu da artık hani uzatmayayım. Burada da yine ne olacak? 5, 3, kök 3, 150. Üçü de birbirinin aynısı. Tamam. Sonrasında nereye bağlayacağız? AC'ye bakalım şimdi. AC'yi böyle birleştirdiğim zaman. Üçgenleri aynı olduğu için şu 5'in karşısına alfa diyeyim. Bir kenarım AT, buna X diyelim. Diğer kenarım 5 ve açım 90 artı alfa. Gel şimdi burada AB'ye bakalım. Bunda, burada ne söyleyeceğim? Yine 5'in hemen şöyle çizelim AB'yi de. Bunu böyle çizdim. Şimdi artık yine 5'in karşısına burada alfa diyorum. 90 artı alfa 5 ve mavi kenarda zaten aynıydı x. Ne oldu bak 5 90 artı alfa x yine kenar aynı geldi. Aynı mantıklı o zaman artık bc'nin de eşit olduğunu söylerim. İşte bu yüzden 3 tane kenar birbirinin aynısıymış. İçini böyle rahatlatmış olayım. Bu şekilde doğru cevabımız 21 kök 3 oldu. Şimdi bu soru gerçekten güzel olduğu için bence bir ikinci yoldan da sana göstereyim. Gördün mü bilmiyorum ama hani belki bu yoldan çözmüş olabilirsin. ya da e, yeni bir yol gördüğün için ufkun açılabilir. Eşkenar üçgenin nimetinden yararlanalım. Şimdi BC ya da AB'nin yine farklı bir yoldan bulunuşunu göstereceğim sana. Ne söyleyebiliriz? Eşkenar üçgen olduğu için A, B, C noktaları da eşit uzaklıkta olduğu için şöyle bir görüntü yapacağım. Burada merkezine, eşkenar üçgenin merkezine M diyelim böyle. A ile M'yi birleştirdim. Sonra aynı şekilde C'yi birleştirdim. Sonra aynı şekilde B'yi birleştirdim. Merkezinde ne olacak bunlar? Eşit uzaklıkta olacak. Çünkü her biri de köşelerden 5 birim uzaklıkta olduğu için. Şimdi bunu gösterdikten sonra tamam böyle yaptık. Eşkenar üçgenin merkezi açı ortayların, kenar ortayların yüksekliklerin de kesim noktası olduğu için buradaki kırmızı doğru parçalarımız da nedir? Açı ortaydır. Bir tanesini çizeyim. Bu sayede buranın 30 derece ve 30 derece olduğunu gördüm. Şimdi Kenarda da göstereyim. Eşkenar üçgen 3 üç kök 3. Sonra buralar açı ortaydan dolayı 30-30 derece. Bir parçam 3, bir parçam 3. O zaman kırmızı kenarı ne bulduk? 3 bulduk. Aradaki açı dikkat et lütfen. 90 artı 30'dan 120 derece. O zaman burada görelim. 3, 5, 120. Bu özel bir üçgendir. Karşı kenarımız 7 olur. Sana hemen bunun tabi sebebini göstereyim. Kosinüs teoremiyle. 25, 9, eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı cos 120 eksi 1 bölü 2 o yüzden artı olur 1 bölü 2. Bunlar gitti 34 artı 15'ten 49 geldi. Bazen ÖSYM'de böyle dik olmayan ama özel olan üçgenleri sorabiliyor. Bir keresinde de hatta ne sormuştu? 5, 8, 7 sormuştu. Bu da aklında bulunsun. Böyle özel üçgenimiz var. Haliyle burası 7 oldu. Şimdi artık yine aynı şekilde MC'de 7 olacak. Çünkü uzaklıkları aynı. Ve tabii ki ne diyeceğiz? Yine merkezler burada bak üçgenlerimiz ve birleştireyim. Ve burada artık ne diyeceğim? Burada çizdiğim zaman eşkenar üçgen olduğu için eşkenar üçgen sayesinde tabii ki merkezleri de aynı olduğu için 120 derece, 120 derece, 120 derece. Demek ki 7, 7, 7 köküçmüş. Bu sayede yine AC'yi bulduktan sonra 21 köküç olarak bulduk. İster ilk yol ister ikinci yol fark etmez. İkisinden de bak güzel yorumlar görmüş olduk bu sayede bir de tabii ki neyi hatırlayalım son olarak eşkenar üçgende merkezi birleştirdiğimiz zaman 3 tane 30-30-120 eş üçgenleri oluşur bunu diyerek soruyu bitiriyorum ve doğru cevabımıza B 21 kök diyoruz bu kaliteli güzel soruyla birlikte testimizi bitirdik diğer testlerde görüşmek üzere.